HVK'da aslında Hedef Portföy'ün son dönemde iyi performans gösteren fonlarından bir tanesi. Risk derecesi 1. Yani finansman bonosu ağırlıklı bir fon. Yani içerisinde şirketlerin çıkarttık kısa orta vadeli şeyler yer alıyor. Borçlanma kağıtları yer alıyor. Şöyle bir baktığımızda aşağıda da göreceğiz aslında hangi varlıklar olduğunu. Şöyle bir bakarsak. Evet. %65 finansman bonosu, %15 özel sektör tahvili, %13 de yatırım fonları görüyoruz. Ağırlıklı olarak şirketlerin çıkardığı kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Tabii böyle olduğu zaman ÖST ve finansman bonosu ağırlıklı olduğu zaman birazcık daha getirisi daha stabil oluyor. O yüzden yukarıda baktığımızda negatif getirili gün oranı sıfır diye gördüm, yanlış görmediysem. Evet. Son dönemde baktığımızda negatif getirisi yok. Çünkü ağırlıklı olarak finansman bonusu ve ÖST içeriyor. Ve bu kapsamda stabil getiriyi sağlamış gözüküyor. Mevduat eşleniği de %49,73. %50'ye yakın bir mevduat eşleniği var. Dolayısıyla para piyasası fonlarının yavaş yavaş getirilerinin geri çekildiği dönemlerde bu tarz birinci, ikinci borçlanma araçları fonları içerisinde devlet tahvili ağırlıklı olanlar değil, finansman bonosu ağırlıklı olanları tercih edebilirsiniz. HVK da bunlardan bir tanesi. Finansman bonosu ve ÖST olması o getirinin birazcık daha stabil olmasını sağlıyor. Çünkü içerisindeki kıymetler sürekli işlem gören kağıtlar değil. İşlem geçmediği noktada da faiz üzerinden değerleniyor. Üzerindeki faiz üzerinden değerleniyor. Üzerindeki faiz de şirket borçlanma araçları olduğu için normal kredi faizinden veya devlet tahvili veya mevduat faizinden birazcık daha yukarıda. Yani çoğunun 50-55 bandında olduğunu görüyoruz. O yüzden bu tarz fonlara da önümüzdeki dönemde yatırım yapabilirsiniz. Ancak burada bir ufak da uyarı yapalım. İçerisindeki kağıtlara bakmak şartıyla, yani içerisindeki kağıtları da nereden görebilirsiniz? Kaptan görebilirsiniz. Çok riskli sektörlere de yatırım veya belli sektörlere odaklanmamalı. Çünkü oralarda önümüzdeki dönemde oluşabilecek bir sıkıntı şeyi de etkileyebilir, negatif etkileyebilir. HVK üzerinde baktığımızda enerji, aracı kurumlar ve faktöring içerdiğini söyleyebiliriz. O yüzden aslında para piyasası yanına konulabilecek fonlardan bir tanesi.